2010 yılında kaset kumpası ile genel başkanlıktan el çektirilen Deniz Baykal, gelmişini geçmişini hep ne varsa hepsini CHP için feda etmiş, harcamış bir kişi. Yıllarca siyaset okumuş ve siyasetin her şeyini su gibi ezberlemiş, içmiş. CHP'lilere göre derinde bilgisi olan, üstün bir yeteneğe sahip, iyi bir kişilik, iyi bir insan diye CHP'nin genel başkanı olmuş ve bütün CHP'liler de destekliyor, seviyor ve kendilerine uygun, kendilerini temsil edebilecek bir lider vasfı olduğunu düşündüğünden gidiyorlar CHP'ye oy atıyorlar. Bütün seçmeni söyleyeyim, CHP seçmeni. Adama kaset kumpası yaptılar. Kumpas sonrası CHP'nin genel başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Gelmek zorunda kaldı ya da getirdiler. Adam koltuğa oturduğunda hiç kimse demedi ki ne ya bu bizim partimize layık mı, bize layık mı, geçmişi nasıl, yani bizi temsil edebilir mi, fikri, zekası, ilmi ne aşamada. Yok, hiç kimse araştırmadılar. Hepsi gidiyorlar yine basıyorlar oyu. Ama diyorlar ki AK Parti tarafına onlar koyun. Halbuki koyun gibi atıyorlar CHP'ye oyu. Hiç demiyorlar bu bize layık mı? Bizim hani temsilcimiz mi yani? Geldi oraya başkan seçildi de biz onları halk olarak destekliyoruz mu? Delegeler başkan seçmiş seçmemiş. Kendisi bak Kılıçdaroğlu ne diyor Recep Tayyip Erdoğan'a? Diktatör diyor. İstediği hani diktatör gibi istediği adamı istediği yere atıyor. İstediğini kukla gibi kullanıyor. Hırsız, yolsuz her şey diyor. Halbuki CHP'nin içerisinde değil mi ya? Diktatörlük orada. Yolsuzluk orada. Adam kayırma orada. Adamın ayağını kaydırma orada. Ya Yılmaz Ateş bakın 2010 yılında Deniz Baykal'a kaset kumpası yapıldıktan sonra FETÖ bize kumpas kurdu. Biz FETÖ'ye karşı gerekli mücadeleyi sergileyemedik. Biz FETÖ'ye teslim olduk. Herkes direndi bak. MHP direndi dedi adam. Sırf bunu dediği için FETÖ ile mücadele edelim dediği için hemen anında disipline sevk edilip hop partiden ihraç edildi. Ya aynı şekilde daha sonra ne kadar partide herhangi Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle yıldızı parlayan, öne çıkan veyahut da hani Kemal Kılıçdaroğlu'dan biraz daha fazla halkın sevdiği, sempati duyduğu bir hani lider tablosu ortaya çıkacağı zaman Kemal Kılıçdaroğlu hemen onun ayağını kaydırıyor. Mesela Muharrem İnce 16 milyon oy aldı. 16 milyon başkanlık yarışında Erdoğan'a karşı yarıştı. Şimdi Kılıçdaroğlu öyle bir sistem kurdu ki bütün delegeleri kendisi ayarladı. Bütün delegeler elinin altında. Böyle koltuktan kalkıyor ya, hani koltuğuna oturmuş koltuktan kalkıyor. Kalkarken böyle gözüyle bakıyor, koltuğunu süzüyor. Orada hani birisi koltuğuma böyle yan gözle bakan var mı? Ya bu koltuk neymiş böyle hani biz de hani otursak bize de bulaşır mı diye aklından geçiren eden var mı diye böyle süzüyor. Yani birisi baksa koltuğuna yan gözle anında onu oradan ayağını kaydıracak. Yani koltuğa oturmuş kalkmıyor. Başkanlık adayına yani sen bir partinin liderisin, genel başkanısın. Başkanlık adaylığına niye kendini koymazsın? Niye Erdoğan'ın karşısına dikilmezsin? Niye hep adamlarını sarıyorsun? Şimdi bak Ekrem İmamoğlu'nun yıldızı parlamak üzere. Parlıyor. Başkanlık yarışında Erdoğan'ın karşısına Ekrem İmamoğlu'nu çıkartmak istiyor istemiyor. İstiyor istemiyor. Çünkü niye? Siyaset zalimdir. Kalleştir. Nasıl? Şimdi adam başkan olduğu zaman, oldu diyelim başkan, ya bir sürü atama yetkisi var, bir sürü imzası var. Yani o dolayısıyla Kılıçdaroğlu'ndan üstün gibi oluyor. Yani herkes ona tabi olmak zorunda. Adamın imzası, mührü var. Kalkıp da ona ben başkanım, başkanım diyecek mi? Kendisi Kılıçdaroğlu'ndan üstün makamda olacak. Kılıçdaroğlu burada çok tereddütlü. Ya adam da genç, bu adam koltuğumu elinden alır diye onu yapmak istemiyor bir nevi. Yani çok tereddüt içerisinde. Tereddüt içerisinde. Ona kukla olan birisini arıyor. Kendisi hiç yerinden de kıpırdamıyor. Koltuğunu bir alsalar da. Çünkü biliyor bak CHP'de hizmet veriyorsun ya da vermiyorsun. Proje üretiyorsun, üretmiyorsun diye hiçbir tane eleştiri var mı? Hiçbir tane tabanından, altyapısından hiç eleştiri var mı? Kimse sormaz. Çalışıyorsun, çalışmıyorsun hiç umurunda değil.
aylarca yıllarca mahalleleri kazsınlar, çukur etsinler, insanlar orada gölet oluşsun, orada ne kadar yani rezillik olsun, doğalgaz çalışması yap, asfalt olma, toprak olsun, hendek olsun, hiç bir CHP'li şikayet eder, küfür eder, şunu eder, bunu eder, gider oy sandığa geldi mi? Ya Erdoğan'a mı oy vereceğim ben ya? Erdoğan'a ben nasıl oy veririm? Erdoğan'a mücadele etmem lazım deyip şak diye basar. Oyu gene CHP'ye basar. Ya işte bu CHP'nin tabanında bir kendi partisinden hizmet bekleyen bir parti değil. Kendi tabanın yani kendi partisine hizmet beklemiyor. CHP'nin koltuğuna oturan kişi de ister çalışsın ister çalışmasın. Hiç önemli değil. %19 ile %23 arası iskelet bir oyu var yani. Garanti. İskelet. Hiç şaşmaz. Şimdi Kılıçdaroğlu da bulmuş böyle bir yağlı koltuğu. Niye terk etsin orayı? Kıpırdasa yani yerinden azıcık kıpırdasa koltuğu kaybedecek. Kaybettikten sonra ayağını kaydırırlar. İşte dedi ki zalim diye. Ne yaptı Muharrem İnce'nin yıldızı parlarken? Aynı delegeleri gezdi dolaştı. Dedi ki ne genel kurultayı da dedi. Ben dedi aday olmak istiyorum dedi. Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkıp ben de yarışacağım. Adamı var ya değil milletvekilliği bak. Değil milletvekilliği, değil belediye başkanlığı, değil partili. Üyeliğinden başka bir şey kalmadı. Adamı hani Muharrem İnce hep diyor diye ben gideceğim Yalova'da tavuk besleyeceğim. Tavukçu Muharrem. Adam Yalova'ya mahkum etti. Yalova'dan dışarı çıkandı. Adam işi bitirdi ya. Sildi yani. Siyasetten sildi. Bitirdi Muharrem İnce'yi. Ne aday olabilir, ne başkanlık yarışında yine tekrar onu kullanır. Bitti yani. Eğer kaybedeceğini bilirse o zaman kullanabilir. Ama Muharrem İnce'nin CHP'de aktif olarak yapacağı hiçbir siyaset kalmadı. Şimdi İmamoğlu da aynısını yapacak. Kendisinden fazla yıldız istemiyor. Kendisi de hiçbir hizmet veyahut da hiçbir proje, hiçbir üretme yok. Bugüne kadar zaten CHP üretmemiş yine. Yani zaten başta da anlattığım gibi yani hani Baykal kaset kumpasıyla indirdiler. Yerine gelen partinin lideri Kılıçdaroğlu'na hiçbir vasıf sormadılar. Bizi yönetir mi? Bize layık mı? Bizi temsil eder mi? Alakası yok ya. Şişeyi koy oraya kavanoz kapağını. O bile CHP'den oyu alır ya. %23 adamın oyu var ya. %20 garanti ya. Adam iskelet. 99 yılında bak. Deprem sonrası ekonomi batmış, IMF tepemize çökmüş, her taraftan borç akıyor, bitmiş batmış, Türkiye'de hiçbir şey kalmamış. Yani ekonomi, yani memurla maaş ödeyemeyen bir ülke, her gün 25-30 tane banka hortumlanmış, Merkez Bankası'nın içi boşaltılmış. Hiçbir yani devlete ait aktif görev yapabilecek ne memur var, saat yani bildiğin saat pili bitmiş durmuş, bozulmuş yani hiçbir şey yok. Ona rağmen %19 oy aldı ya, 99'da yani. MHP barajı geçemedi. MHP bak cezasını veriyor. Millet veriyor bak. Çünkü niye? Onlara koyun demeyin arkadaşlar. Koyun değil işte bak cezasını veriyor millet onlara. Çalışmadı mıydı, hizmet etmedi miydi, yapamadı mı, beceremedi miydi veriyor. Ama CHP'de öyle mi? CHP'nin ölüsü bile para ediyor. Aynı Mercedes. Hani Almancıyız ya Almanya'dan örnek verelim yani. Mercedes arabasının ölüsü bile paradır yani Almanya'da. Derler ki ne? Şurot yani hurda. Hurdası bile para. Mercedes mi kardeşim? Anlemi var. Bitti. Para. Ölüsü para. Yani battım bittim yandım diye bir şey yok. Yıldız var mı? Tamam aynı. Kılıçdaroğlu da mesela CHP'de. Adamın altı oku var mı? Tamam bitti. CHP bu. Hiç hizmet verme. Hiç kimseye yani böyle bir proje sunma, üretme, istediğin kadar zam yap, halka yani ne dayatırsan dayat yine de %19 oyun var. En ölü yani. 99'dan sonra bakın 2002 seçiminde %19 aldıysa ondan daha aşağısı alamaz CHP'nin. Yani Atatürk'ün partisi ise yani tamam olsun ya, kursun Atatürk kursu ne kurarsa kursun ya. Yemin ediyorum bu babadan oğula, oğuldan toruna diye böyle bir miras olamaz ya. İnsanlar biraz aklını yani zekasını çalıştırması lazım yani. Hizmet etmeyen adama sen ne diyor oy veriyorsun? Ne diyor oy veriyorsun? Adam bir sene oldu Ekrem İmamoğlu şimdi ha İstanbul'da bak belediye başkanı olalı. Bir sene iki ay oldu. Belediye seçimlerinden önce ne diyor? Bana oyunuz verin kaybedecek bir dakikamız bile yok. Adam hemen seçimde hani mazbatasını alarmız doğru tatile tüydü. Doğru. Hani bir dakika yoktu. Bir sene geçti. Bir tane aktif yürürlükte bir tane projesi yok şu anda CHP'nin. Tek bir tane projesi yok. Adam suya indirim yapacağım dedi. %40 zorla hani %40 zammı geçiriyordu da MHP ve AK Partili meclis üyelerinin baskısı üzerine 12.6'da kaldı. Adam niye hani indirim yapacağım diyorsa bak taşımaya indirim yapacağım dedi zam geçirdi. Gaza indirim yapacağım dedi zam geçirdi. Ekmek dedi zam geçirdi. Yani adam ne derse hepsine tersini yaptı ya. Olduğu gibi bırak kalsaydı da ona da razıydık. Zam hani zam değil bak.
ben indirim istemiyoruz, bedava da istemiyoruz. Olduğu gibi bıraksan o da yeterli. Ama yok. Ha bir de zam değil, pardon kusura bakmayın, finansal ayarlama. Onu da bir güzel diyor ki, arkadaşlarla grup halinde çalıştık, uzun uzun düşündük, kararlaştırdık. Halkın faydasına olabilecek en yararlı, en uygun, en güzel, en müthiş, en tasarruflu, en faydalı, en devamında böyle en güzel zammı, yani finansal ayarlamayı geçirdik diyor. En yani bir de grup yapmışlar arkadaşlarla. O kadar uğraşmış ki zam geçirmeyi uygun bulmuş. Adam aklınızla dalga geçiyor arkadaşlar. Fikrinizle dalga geçiyor. Bir tane hizmeti yok adamın ya. Bugün eğer ki Binali Yıldırım şu anda İstanbul'a belediye başkanı olsaydı havadan giden metroları konuşacaktık ya. Vallahi havadan giden metroyu. Adam musluk açılışı yapıyor ya. Musluk açılışı. Kendi babasının ve kendisinin yapmış olduğu inşaatlar, lüks inşaatlar, villalar yapıyor adam ya. Adam 5 milyonluk, 10 milyonluk, 20 milyonluk villa yapıyor. Bir villa ki kalem gibi. Gördüğün zaman villaya aklınız durur. Belediyeye buna benzer böyle bir rakamda, bu büyüklükteki bir rakamda bir hizmet kazandırsa, bak ben bunu yaptım diyecek. Adam 10 milyarlık çeşme yapmış ya. Bugün herkes, yani adamın anası öyle, babası öyle, akrabası öyle, gidiyor diyor ki ben babamın hayratına oraya çeşme yaptıracağım diyor. Yaptırıyor. Gelen geçen su içsin diyor. Bir vatandaş, yani bir vatandaşın cebinden yaptırabileceği bir hizmeti koskoca belediyeye yapıyor. Ondan sonra da genel başkanı çağırıyor. Açılış yapıyor. Halkla alay ediyor. Aklınızla alay ediyor. Alay. Kardeşim kusura bakmayın da mal mısınız ya? 16 milyon adam vergisini topluyor. Bir tek çeşmeyle sizi kandırıyor ya. Çeşme mi? Nedir ya? Bugün 10 milyar ver. Ben de açayım bir çeşme. 10 milyara kur bir çeşme. Bu nedir ya? 16 milyonu yönetiyorsun sen. Halkın gelmeden önce neler dedin ya? 4 yaşındaki çocukları aileleriyle bedava hep taşımaya bindireceğim dedi. 12 yaşı altı çocukların hepsi bedava binecek dedi. Ekmek, su, süt bedava olacak dedi. Her şey. Adamın hizmetlerini say say bitiremiyorsun ya. 16 milyonun parasını 16 milyonla bölüşeceğiz, çatır çatır beraber yiyeceğiz dedi. 16 milyona bir sorun, ne para yemiş şimdiye kadar? Zamlardan başka bir şey görmedik ki. Yolları genişleteceğim dedi. Hangi yolu genişletmiş? Ben bilmem kaç tane kreş açacağım dedi. 300-500 tane kreş sayıyordu. Kaç tane kreş açmış? Kaç tane? Bir sene iki ay oldu. Çıkıyorlar bugün gazetecilere soruyorlar. Diyorlar ki bu Ekrem İmamoğlu bir sene iki ay oldu. Hani kaybedecek bir dakikam yoktu. Hani hizmetler ne oldu diye sorunca. Diyor ki oradaki CHP taraftarı gazeteciler. Ya diyor Allah'tan korun daha bir sene iki ay oldu. E ne yapalım adama şimdi? 20 yıl mı verelim yani? Ne vereyim? Ya arkadaş bugün düşünün yani ya bugün bizi yani ben şahsen beni seçseler oraya belediye başkanlığı aday yani bugün ben aday olsam aday değil başkan olsam bugün yarın sabah kalktığımda derim yine şu mahalle arkadaşlar hepiniz gelin buraya mesela örnek veriyorum hepiniz gelin buraya senin mahallende bir mektup bildiri herhangi bir mahalleden yani bir şikayet yani halkın toplu rahatsız edici herhangi bir şey var mı oraya acil gereken yol okul veyahut da herhangi bir çevre düzeni park eksik. Sende var mı? Hepsinde mesela var. Hemen onlara sadece emir vereceksin. Gideceksin kendini de teftiş edeceksin. Adamlara bak ben bunlar yaptım diyeceksin. Temel atmama töreni ne demek ya? Ne demek temel atmama töreni ya? 100 yıllık ya. 100 yıl Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. 1000 yıllık Osmanlı temel atmama töreni Ekrem İmamoğlu'nda ilk defa bunda karşılaştı. Musluk çeşme açıyor ya. Vallahi komedi ya, yemin ediyorum ha. Genel başkanım da gelmiş böyle abi. Başkanım diyor ya, burada diyor kuşlar da su içiyor diyor, hayvanlar da yararlanıyor falan böyle. Vallahi Kemal Sunal'ın filmleri ondan daha şey yani, daha mantıklı ve daha projeli. Daha yani Kemal Sunal'ın filmi. Komediye geldi mi de onu aratmaz komedi bakımından ama işte geldi bunu işte CHP'nin tabanını anlamıyor ki arkadaş, anlamıyor, gözüyle görüyor, kulağıyla duyuyor, anlamıyor. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.